İyi akşamlar değerli Vizyon 58 izleyiciler. Yine bir Tarım Saati programında birlikteyiz. Bugün konuklarım Yıldız Eli Çiftçileri kendisi, Hüseyin Gülpamuk, Güneykaya beldemizden. Yine Dursun Işık, Sarıkaya köyümüzden. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınımıza. Murat Bey. Tabii Yıldız Eli büyük bir coğrafya. Ama bugün özellikle tarımımızın pancar konusunda sıkıntılarımız var. Özellikle bölgede bu girdi maliyetlerine kaynaklı olarak. Biz bunu bugün işleyeceğiz. Dilerseniz Hüseyin Bey sizinle başlayalım. İlk önce sezon nasıl geçti? Pancar için soruyorum. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Murat Bey, size de ayrıca teşekkür ediyorum. Programa davet ettiğiniz için. Sezon iyi geçmedi. Evet. Şimdi mevsim şartlarından dolayı, su sıkıntılarından dolayı pancarda verim alamadık genel olarak. Şimdi biz geçen sezonu bıraktık zaten. O bitti iyisiyle, kötüsüyle. Evet. Yani onu kapattık o sezonu. Ama şimdi önümüzdeki sezonda biz bu pancarı veyahut işte diğer mahsulleri ekeceğiz. Evet. Çünkü bizim işimiz bu. Evet. Biz bundan vazgeçemeyiz. Evet. Ama şimdi pancarı nasıl ekeceğiz? Pancarı ekmemiz için şimdi şeker fabrikası güzel bir zam yaptı. Allah razı olsun. Yani 420 lira olan pancarın tonunu 720 liraya çıkardı. Ama bununla beraber de girdi maliyetlerini 3'e 5'e katladı. Evet. 720 lira taban fiyatı koydu 16 polara. Evet. Ama bir çuval gübrede... Kayseri Şeker Fabrikası. Tabii Kayseri Şeker Fabrikası. Çünkü farklı arkadaşlarımız da yayınlar izliyor. Hani Muş var, evet. İşte... Yok, Kayseri Şeker Fabrikası, evet. Murat Bey. Şimdi bir çuval gübre de 725 lira. Ben bir çuval gübre alabilmem için... Bir ton pancar satmak. Bir ton pancar satacağım, 5 lira da cebimden vereceğim. Evet. Şimdi geçen sezonu biz iyisiyle kötüsüyle atlattık, çok şükür. Zarar ettik, kar ettik. Hani köylünün tabiriyle Allah bereket versin. Evet. Taşına toprağına. Ama bu sene ne yapacağız? Bu sene nasıl ekeceğiz? Evet. Bizim sıkıntılarımız bunlar. Şimdi biz genel olarak baktığımız zaman ortalaması 1'e 4 alan bir bölgeyiz. Evet. Yani 1'e 4 ile ben 1 tonlu sadece 1 çuval gübreye vereceğim. Bu sadece DAP gübresi. Yazlık gübre. Bir, bunun, ton, bunun, bir torbasında yazlık gübreye verdiğim zaman. Bir torbasında yazlık gübreye verdiğim zaman Murat Bey bunun kirası var. Bunun ilacı var, bunun tohumu var, bunun mazotu var, bunun işçiliği var. Biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Evet. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi diyorlar ki çıkıyorlar, köylünün hiçbir sorunu yok. Evet, bence de köylünün hiçbir sorunu yok. Evet. Niye yok? Şimdi köylü hiçbir kuruma siyah çelik bırakmıyor. Evet. Hiçbir kuruma gidip eylem yapmıyor. Ha, eylem mi yapsınlar? Hayır, biz eylem yapalım demiyoruz. Biz zaten Anadolu insanı olarak, köylü olarak kanı gönüllü insanlarız ya. Evet. Yani kastımız şu, biz sesimizi duyurmamız lazım. Kastettiğimiz evet. Şey bu. Şimdi sesimizi duymaları için de bizim bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Biz devletten bir şey istemiyoruz. Mesela 720 lira zam yaptığı zaman gübreyi, bir çuval gübreyi 180 liradan tutup da 725 lira yapınca bana pancara zam vermesinin bir anlamı yok ki. Evet. Ben 420 liradan yine pancar üreteyim ama benim gübrem 150 lira olsun. Evet. Örnek veriyorum. Dışarıdan ithal ediyorlar. Dışarıdan ithal ettikleri mahsulü 5 liraya alıp 3 liraya burada bize değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu mahsulü bize 5 liraya satmıyorlar. Evet. Getirip esnaflara satıyorlar. Ticaret yapanlara satıyorlar. Şimdi bu 2 lirayı götürüp yabancı ülkelerin çiftçilerine verdikleri zaman kimin cebinden veriyorlar? Hazinenin cebi. Senin benim cebimden sonuçta. Bunu bize verseler. Evet. Ya yine diyorum biz istemiyoruz ya. Bize vermesinler Murat Bey. Evet. Biz istemiyoruz. Bize dediğim gibi bizim mazotumuzla gübremizi uygun fiyata versinler. 720 lira olan şeker pancarını 500 liradan verelim biz. Hiç sıkıntı değil. Oraya geçeceğiz. Yani sezon itibariyle mesela kurak geçti. Ben özellikle onu sormak istiyorum. Dilerseniz oradan ben Dursun Bey'le devam edeyim. Dursun Tabii, Bey. Buyurun. Ben özellikle hani konulara zaten bölüm bölüm gireceğiz de. Sezon nasıl geçti? Yani çünkü bir pandemi yaşadık biliyorsunuz. İşte kuraklık var. Onun yanı sıra tekrar bir don hadisesi meydana geldi. O anlamda pancar çiftçisi bundan nasıl etkilendi? Nasıl bölgenizde? Murat Bey, her şey için teşekkürler. Şöyle bir şey var. Bizim bölgemizde Hüseyin Bey'in dediği gibi yüksek bölge bunların orası. Evet. İkinci Ekim bayağı oldu sizin orada Hüseyin Bey. Genel olarak. Yani genel olarak Yıldız Eli bölgesinde
İkinci ekimde yani istediğin oranı tutturamadın. Birinci ekim tutmuyor. Evet. Atıyorum 6 ton verim alıyorsan bu düştü 3 tonu. Evet. Artı yağışlar yetersiz kaldı. Su sıkıntısı oldu. Yani bunda bayağı bir maliyetli, nasıl anlatayım? Bayağı bir maliyet yükseldi. Mazot artı yükseldi. Sulama artı barajlardan verilen suyun 65'e, bildiğim kadarıyla geçen sene 65'ti sıkın orada. Evet. 65 liraydı. Bu sene 150 liraya çıkmış yani sulama gelecek sene. Evet, yani önümüzdeki sezon 150 TL'den. Aynen. Yani bunun altına çiftçi hiçbir şartta kalkamaz. Pancar'da ekse kalkamaz. Evet. Zaten, maliyet yüksek. Zaten geç bir kuraklık pandemi özellikle 2021'de yaşandı. 2021'de yani yaşandı tamam. Ama çiftçi işten geri kalmadı. Evet. Yani çalıştı, çabaladı. Eline geçen bir şey yok. Atıyorum benim kendimin 1400 ton kotam vardı. Yaklaşık 1000 ton pancar çıkarttım. Ama çıkartmama nasıl çıkarttım? Gece gündüz işçi masrafı, ne bileyim mazot masrafı. Artı bizimkinde baraj yok. Normalde traktörle suluyoruz. Evet. Yani maliyet de var. Santrafiş. Santrafiş. Yüksek evet. Maliyet olur. Yüksek maliyet. Yani bunu artık bakanlık mı diyelim yoksa devredilen fabrikalar mı diyelim. Yani buna böyle bir çözüm getirmesi lazım. Bu şekilde yani hiçbir çiftçi altından kalkamaz. 720 TL'ye tamam Hüseyin Bey'in dediği gibi 720 TL'ye pancar verip de yani bir torba gübre de 725 TL olduğu zaman hiçbir çiftçi bunun maliyetinin altından kalkamaz. Evet yani bu da özellikle sezonu zaten kötü geçen bir şeyde. Peki o zaman şundan devam edelim. Yani şimdi bu şartlar burada. Yani mazotun durumu günlük zam geliyor. Zaten zamma yetişemiyoruz. Bir taraftan da baktığımızda zaten özellikle güz döneminden itibaren gübre fiyatlarındaki artış da ortada. Yani çiftçinin temel girdileri noktasında söylüyorum. Şimdi bunları da hesap ettiğimizde yani sonuçta şurada 2 ay sonra tekrardan ekim faaliyetlerine başlayacak çiftçi. Yani bizim bölgemizde Mart döneminde işte bölgelerine göre değişir. Mart-Nisan döneminde bir ekim sürecine gireceğiz. Şimdi peki ben şunu soruyorum. Yani bu şartlarda ne kadar dürüm yer bıraktınız ya da ekecek misiniz, ekmeyecek misiniz? Valla benim kendim bıraktığım 230 dekar yer bıraktım. Evet. Ama ekmek zorundayım. Neden ekmek zorundayım? Ya şimdi ona göre malzeme düzdüm. Malzeme düzdüğün için ona göre de yer hazırladın. Yerini bıraktın. Evet. Mecbur ekmek zorundasın. Kotan var. Ne yapacaksın? Yani girdiler ucuzlamış olsa mesela pancara tamam yüzde Hüseyin Bey'in dediği gibi %90 zam verdin. Evet. Ama şöyle de baktığın zaman gübreye de %300 zam var. Yani gübre maliyeti fazla olunca maliyet de yükseliyor bu sefer. Evet. Yani nereden baksan bir 5 tonun fabrikaya ekiyorsun. Bir ton artık 6 ton alabilirsen bir tonu sana kalıyor. O da bugünkü maliyetlerle. Bugünkü maliyetlerle. Peki geçmişte ne kadar ekiyordunuz? Yani bugüne kadar bu 2021 yılı üretim sezonuna kadar mesela kaç dönüm yer şeker pancarı ekiyordunuz? Ben bir ara bıraktım. Şahıs olarak kendim bıraktım da yaklaşık o zamanlar tabii o zaman ekipman fazla yoktu. 40-50 dönüm yer ekiyordum. Evet. Ama ekipmanlar insan gücü azalınca insanlar çoğalttı. Makineleşme artınca isterseniz ekim sağda. 1000'er dönüm, 500'er dönüm ekenler var şu anda yani. Evet. Peki oradaki vatandaşlarımızın düşüncesi ne yönde? Yani 1000 dönümünü yine aynı şekilde ekecek mi? Ya 1000 dönümü mesela benim bildiğim büyük bir tane çiftçi arkadaşım var. Yaklaşık 1500 dekar yer ekiyordu. Biraz düşürecek. Evet. Ortalama 850 dönüm yer sürdü bu sene. Evet. Ya düşürmek zorunda. Neden? Maliyet yüksek. Evet. Yani elektrikle suluyor o da bir de. Yaklaşık her ay diye ortalama 150 bin lira elektrik parası. Artı geçen senenin parası bu. Evet. Bu sene 300 bin lira ödeyecek her ay. Evet. Yani maliyet yükseldi. Şimdi bu da böyle olunca bir düşüş söz konusu. İllaki. Evet. Siz de Hüseyin Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani şimdi geçen üretim sezonuna kadar ne ekiyordunuz? Şimdi düşünceniz ne? Şimdi Murat Bey ben 230 dönüm ekmiştim. Evet. Bu sezon 30 dönümünü hiç sökmedik. Yandı. Evet. İkinci ekim olmasına rağmen. Bu sene 100'ün üzerinde ekeceğim nasip olursa. Evet. Bunun yanı sıra ayçiçeği, mısır,
Mısır denedik, biraz güzel oldu. Vekil Bey, özür dilerim. Telefon bağlantımız hazır mı? Sayın Vekilim, merhaba. Merhabalar Mustafa Bey. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Vekilim, dilerseniz isterseniz önce sizi bir tanıtayım. Ekran başındaki arkadaşlarımıza. CHP Edirne Milletvekili, tarım politikalarından sorumlu baş danışmanı, ziraat mühendisi, doçent doktor Sayın Okan Gaytancıoğlu konuğumuz. Vekilim, tabii konu uzun ama buradaki arkadaşlarım da sizlere selamlar var, çiftçi arkadaşlarım. Ben de çok selam ederim. Aynı zamanda bizleri izleyenlere de, dinleyenlere de çok teşekkürler ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Vekilim, dilerseniz şöyle başlayalım. Şimdi bizim bugün özellikle gündemdeki konumuz şeker pancarı. Şimdi bu çiftçi arkadaşlarımız da, ben de dahil olmak üzere, ağırlık olarak şeker pancarı üretimi yıllardır işte makineleşmenin getirdiği, işte altyapı yatırımlarının getirdiği neticede bir düzen kurduk. Bugüne kadar getirdik. Ancak geçen sene bir pandemi yaşadık biliyorsunuz. Kuraklık meydana geldi. Girdi maliyetleri arttı. Şimdi vekilim şunu soruyorum. Vatandaşlarımızda özellikle bölgemizde %50'ye yakın bir geri çekilme var Ekim'de. Şimdi bu noktada ülke genelinde nasıl acaba? Bizim burada böyle. Dilerseniz siz dinleyelim öncelikle. Öncelikle Murat Bey, şahsınızda bizleri izleyenlere tekrar iyi günler diliyorum. Yani şimdi Türkiye bir tarım ülkesi ve birçok ürün, tropikal ürünler haricinde her şey yetiştirilebiliyor. Şeker pancarı tarımı da çok polikültür dediğimiz birden fazla ürüne dönüşen ve birden fazla faydası olan, hatta çok sanayiye, üretime, iş gücüne, taşımacılık sektörüne, her şeye katkısı olan bir ve çok da değerli bir ürün. Hayvancılığa da çok ciddi katkıları var. Dolayısıyla Cumhuriyeti kuran o bilge insanlar bunun çok iyi önemini anlamışlar ve şeker pancarından sadece şeker olarak değil, aynı zamanda bir kültür olarak da yararlanmışlar. Fakat birkaç yıldan beri ciddi sıkıntılar var. Bizde de evet, ekiliş alanları azaldı. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıla göre %15 bir düşüş var. %15 dediğimiz gibi Türkiye gibi bir ülkede çok büyük bir rakam. Bunun da temel nedeni şeker pancarında ve şekerde nitelikli ve tutarlı bir tarım politikasının uygulanmaması. Evet. Yani şeker pancarının önemini bizi yönetenler çok iyi kavrasalar, 4 elle değil 8 elle sarılmaları lazım. Çünkü hala nişasta bazlı şekerden medet uman bir lobi var. Ve şeker pancarı tarımının önünü bu lobi yıllardır tıkadı. Yani biliyorsunuz %11 kota vardı. 15'e çıkardılar. Sonra 5'e düşürdüler. 2,5'a düşürdüler. Sınırlamaya çalıştılar ama gizli yollardan, kaçak yollardan ya da tanımını değiştirerek hala nişasta bazlı şekerin üretimi ve pazarlanması serbest. Halbuki evet, bütün dünya şeker pancarı üretimine dönüyor. Şeker pancarının çünkü küsvesi çok değerli bir hayvan yemi. Çapalandığında Türkiye gibi bir ülkede 1 milyon kişiye bir niteliksiz iş gücüne bir katkı sağlıyor. Bir gündelik para kazandırıyor. Bütün doğayı temizliyor, oksijen kaynağı. Yanda elde edilen bütün ürünler çok büyük, değerli. Ve 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde üretilip pazarlanabiliyor fabrikalardan, ama bunun devlet eliyle yapılması lazım. Yani Almanya bile fabrikaları özelleştirmeye kalktı. Sonra baktı ya bu ürün diğerleri gibi değilmiş. 4-5 aylık bir periyotta bunun işlenmesi, pazarlanması, sökülmesi, her şey gerekliymiş. 12 ay fabrikaların da çalışması, durması gerekliymiş dedi ve devletin bu işi yapması lazım dedi. Maalesef iktidar da tam tersine özelleştirme sürecini başlattı. 2004'te Danıştay bu süreci durdurmuştu. Fakat 2016'da yeniden başladı. 2018'de hepimizin bildiği gibi 15 şeker fabrikamızın büyük bir bölümü özelleştirildi. Şu an çalıştırılmıyor. Ve şeker pancarında fiyatlar çok düşük belirleniyor. Evet. Ekstra bir destekleme yok. Yani şeker pancarı niye üreticimiz üretsin? Şeker pancarı çok zahmetli bir ürün. Aynı zamanda ciddi anlamda su lazım, iş gücü lazım. Bunun için özel bir destek lazım gerekirken hükümet maalesef bırakın özel desteği, var olan destekleri bile şeker pancarına göstermiyor ve alım fiyatlarını siz de biliyorsunuz gün geçtikçe
enflasyonun çok çok altında belirlemeye başladı. Yani %18 polar oranına sahip şekerde 420 lira ton çok düşük rakamlar. Yani şu an küspesi 700-750 lira oldu. Yani bu rakamlarla şeker pancarı üreticisinin başa çıkması çok zor. Çünkü ciddi de gübre kullanımı var. Evet. Aynı zamanda ama şeker pancarı Türkiye'de böyle başlamadı. Cumhuriyeti kuran o insanlar dediğim gibi fabrikaların yerlerini belirlerken bazıları da zarar etsin diye düşündüler. Evet edebilir ama o bölgede bir kültür oluşmasına neden oldu. Ve bizim daha ısrarla yeni şeker fabrikaları açmamız lazım. Benim bildiğim Sivas'ta da dört yerde alım merkezi var. Evet. Fabrikalarla donanmış Sivas. Sivas'ta da bir şeker fabrikası açılması gerekirken etrafındaki fabrikalar ciddi anlamda çalıştırılmıyor. Yani biz ne kadar çok şeker pancarı üretirsek o kadar çok yan dallara, evet, tarıma dayalı sanayiye size katkı size bir katkı sunmak açısından bizim geçen sene 830 bin ton resmi yani 2020 sezonunda 830 bin ton kotamız vardı. Evet. Bu 1 milyon tona yaklaştı. Ben kendim de üreticiyim. Şimdi biz dört bölgeye şeker veriyoruz. Şeker pancarı veriyoruz, üretim yapıyoruz. Bunun nakliyesi zaten bir şey. Biz iki tane biz Malatya bölgesine veriyoruz. Ben Ulaş ilçesindeyim. Malatya bölgesine veriyoruz. Malatya'nın zaten kapasitesi 420 bin ton. Evet. Yani 2,5 Malatya çalıştırabilecek bir üretimimiz var. Ayrıca vekilim, şimdi burada yanımda arkadaşlarımız da var. Demin sizden önce yayın takip etme şansınız oldu mu bilmiyorum. Bir torba gübre 750 lira. Evet, evet. Maalesef bir ton şekerin fiyatını da 720 TL Kayseri Şeker Fabrikamız açıkladı. Şimdi bu durumu nasıl izah edeceğiz? Evet, evet. İşte dediğim gibi yani artık bu iktidardan çok şey beklemiyoruz. Şimdi biraz işin siyasi kısmını da maalesef yapmak zorundayım. Yani yıllardır ben 7 yıldan beri milletvekiliyim ve bir tarım politikası doçentiyim. Yani bu işleri de az çok bilirim. Yani evet, yıllardır çiftçinin yanındayız, tarladayız, ahırdayız. Yani biz çiftçinin eridiğini görüyoruz. Evet. Yarın da kısmet olursa saat 18 gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çiftçinin borçlarıyla ilgili bir konuşma yapacağım. Bir kanun teklifim var. Evet. Bu getirilecek. Yani gözlerimizin önünde o nitelikli insanlar, stüdyoda olan arkadaşlarımız gibi, sizler gibi üreterek batan insanlar. Yani biz çok üzülüyoruz üreticinin bu hallere getirilmesine. Halbuki bu çiftçilerimiz ülkemizin efendisi insanlar. Yani efendi kimdir? Hiçbir yere borcu olmayan, sadece üretmekle mükellef olan kişilerdir. Onlar böyle gübre fiyatlarının altında ezilmemeliler, elektrik fiyatlarının altında ezilmemeliler. Yani bugün bize soruyorlar ya bu fiyatlarla biz nasıl gübre alalım? Ya bakın şimdi dünyada da fiyatlar arttı. Ama Hindistan gibi ya bizimle kıyaslanamayacak bir ülke bile ne yapıyor, bu fiyatları çiftçisine yansıtmıyor. Ek bütçeler yapıyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika'ya tutunuyor. Her ülke üreticisine aman yeter ki sen üret, şimdi 750 lira bir ton çuval gübre olur mu? Yani bunu 750 liraya değil de 100 liraya 150 liraya üreticisine kullandıran ülkeler var. Bunu kendisi sübvanse ediyor. Çünkü biz gübre kullanmazsak nasıl üretim yapacağız? Evet. Yani şeker pancarı çok önemli. Niye? Bizim şekeri şeker pancarından elde etmemiz lazım. Yani nişasta bazlı şekere geçersek hiçbir şekilde sağlıklı bir nesil oluşturamayız. Bunu bütün bilim adamları söylüyor ama şeker pancarı üreticisine destek vermemiz lazım. Evet. Murat Bey, bizim yapmamız gereken şeker fabrikalarının sayısını daha da arttırmak, bunun bir kültür olduğunu herkese anlatmak ve şeker pancarı tarımına daha fazla destekler vererek üreticileri kotalara maruz bırakmamak lazım. Evet. Ama yeraltı suyunu da kullanmadan daha çok yerüstü su kaynaklarımıza yönelmemiz lazım. Yani bakın sizin bölgenizde Kızılırmak, Yeşilırmak, yani Konya Ovası sulama projesi sizin bölgeyi de kapsıyor ama daha buralara para aktarımları yok. Ama maalesef ülkeyi yöneten iktidar gelen paranın önemli bir kısmını bizim beşli çete dediğimiz yani hiç olmayacak yatırımlara ayırıyor. Ülkenin şu anda sulama yatırımlarına ihtiyacı var. Evet, yani bizim, ülkeyi yönetecek iktidarların öncelikleri olması lazım. Denmesi lazım ki su çok önemli. Bakın pandemi şunu gösterdi. Pandemi olduğunu ilk bir haftası insanlar nereye gitti? Murat Bey,
Markete gittiler, bakkala gittiler. Ne aradılar? Makarna aradılar, ekmek aradılar. Kuru baklagil aradılar. Niye? Çünkü bunlar bozulmaz dediler, bunları depolayalım dediler. Yani gıda fiyatları arttı. Bir ton buğday 150 dolardan 350 dolarlara çıktı. Şimdi 370 dolar. Evet. Yani gıdanın önemi anlaşıldı, daha da anlaşılacak. Yani su kimdeyse, toprak kimdeyse ileride dünyanın hakimi olacak. Su da var bizde, toprak da var bizde. Elin asırlı çiftçi var. Alın terinin karşılığını sadece verecek buna. Başka bir şey yapmayacak ülkeyi yönetenler. Yani çiftçinin borcunun olmaması lazım. Evet. Çiftçinin traktörüne ya mazotu nasıl koyacağımı diye düşünmemesi lazım. Çünkü yat sahibine nasıl mazot veriyorsa aynı zamanda traktör sahibine de devletin bu şekilde mazot vermesi lazım. Evet. Gübre sorunu olmayacak. Gübre fabrikaları devletin olacak. Şeker fabrikaları devletin olacak. Üreticiler buralara ortak olacak. Kooperatifler aracılığıyla üretim yapacak. Su tarlasına kadar gidecek. Yani bunlar çok zor şeyler değil ki. Biz evet. koronanın aşısını aramıyoruz. Yani çiftçiliğe destek vermeyi evet. planlamamız lazım. Bu çok kolay bir şey. Yani var olan bütçeden sadece çiftçiye aktarılması gereken parayı arttıracağız. Zaten bu yasayla evet. Hazırlanmış. Burak Bey, yani bu arada hem sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Zamanı ekonomi kullanmak aslında çiftçilerimiz de sizlere bir sorular olacak ama. Tabii ki, buyursunlar. Sayın Vekilim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi dediniz ki gübreyi 100 liradan verseler evet. iyi olur dediniz. Tabii biz burada siyaset yapmıyoruz. Ama siyasette hayatın gerçekleri yapmak zorundayız. Tabii ki. Şimdi nasip olur da iktidar olursanız siz bizim en iyi derdimizi siz anlarsınız. Çünkü aynı meslektaşız. Evet. Nasip olur da seçilirseniz gübreyi 100 liradan verecek misiniz? Sayın tabii vekilim, hiç, biz buna 100 liradan susadık. Değil belki yani. 70 liradan veririz. Yani niye vermeyelim? Şimdi bakın, ben siyasetçiden öte öncelikle bir bilim adamıyım. Evet. Yani gübreyi kullanmak şart mıdır? Evet, şarttır. Çünkü üretimde %40 en az bir verim sağlarsınız. Demek ki bu toprağa azot vermeniz lazım, fosfor vermeniz lazım, potasyum vermeniz lazım, iz elementler vermeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi ne ister? Üretimde düşüş olmamasını ister. Yani Türkiye'nin 20 milyon ton buğday hedefi vardır ama 30 milyon ton üretebilecek potansiyeli vardır. Bu kaynakları harekete geçirmeniz için ikinci ürüne ihtiyacınız var, gübre kullanmanıza ihtiyacınız var, sulamaya ihtiyacınız var ve kafası rahat çiftçiye ihtiyacınız var. 4 tane unsur var. Bunları sağlamak için bir de destekleme bütçeniz var. Siz destekleme bütçenizi bir kalem koyarsınız, gübrede sübvansiyon yaparsınız. Geçen sene torbası bunun kaç paraydı? 1800-2000 lira olsa torbası 100 liraydı. Evet, fiyatlar biraz arttı, dünyada arttı ama siz bunu çiftçinize yansıtmazsanız ne olur? Bunu devletin bütçesinden kullanırsınız. Devlet bütçesinden kullandığı, yani kendisi ne kullandığı, vatandaşlarına kullandığı kalemler var mı? Var. Var. Yani yoksullara sosyal yardım veriyor. Yani çiftçi de böyle giderse yoksullaşacak. Ne yaparsınız? Sübvansiyon verirsiniz. Bu devletin bütçesini bozmaz. Ama siz gübre kullanmazsanız, bakın sizin 10 milyon ton buğday ithalatınız birdenbire 15 milyon tona çıkar ve bunun faturası 4-5 milyar dolarlara çıkar. Yani gübrede vereceğiniz 300-400 milyon dolarlık sübvansiyon vermezseniz 4-5 milyar dolar ithalatla karşılaşırsınız. Zaten vekilim sahada lafınıza giriyorum. Sahada bizim özellikle bizim bölgemiz için söylüyorum. Bizim evet. bölgemizde büyük oranda gübre atmayan ya da atsa var, da tabii. düşük oranda evet. gübre atılan da bu rekolteye zaten illaki yansıyacak. Yani böyle tabii ki, bir durumumuz tabii. var. Yani sadece pancarı bugün konuşuyoruz genel olarak ama evet. Baktığımız zaman vatandaşın en temel ihtiyacı olan ekmek bile biliyorsunuz hatalı tabii. tarım politikaları yüzünden tabii. iki katına çıkardı. Geçen sene 2200 liraya satılan daha doğrusu alım fiyatı açıklandı ama piyasa bunun üstünde aldı. Şimdi aha. stoklarda şey kalmadı. Bu da ithalattan nereye kadar? Yani işte az önce sizler evet. de zaten beyan ettiniz. Vekilim, bizim bir arkadaşımız da size bir soru sormak ister. Tamam. Sayın ama vekilim. Arkadaşa söyleriz. Yani biz iktidar olduğumuzda eski fiyatlardan veririz. O da 100 liraysa 100 lira veririz yani. Şey değil. Bu bir siyasetçi sözüdür. Yani şey değildir. Güncele göre konuşarak... Yani nasıl iktidar değiliz, bekara karı boşamak kolaydır, lafı evet. değildir. Yani bu işin bilim ve mantıkla ifadesidir.
Zaten vekilim kayıt altında yani bu söyledikleriniz yani, sonuçta. İleride söylersiniz siz böyle demiştiniz dersiniz. Evet. Evet. Sayın vekilim öncelikle selam ederim. Tabii buyurun. Vekilim şöyle bir şey var. Biz İran'dan gübre ithal ediyoruz değil mi? Evet. İran'dan ettiğimiz ithal gübrenin buraya maliyeti $380. Bu da ortalama evet. Ne yapar? 4700 lira, 4800 lira yapar. Evet. Peki buraya geldiğinde bu gübre 14 bin, 15 bin lira, 16 bin liralar gördü nasıl hatta. Oluyor? Evet, doğru. Yani bunu kimler kazanıyor? Aracıya yani para kazandırmak diyelim. Bugünkü evet. İktidar partisini. Evet. Yani şöyle bir şey var. Yani biz üretiyoruz da aracı kazanıyor parayı. Doğru. Şimdi şöyle yani aracılar kazanıyor zaten işin bir kısmı o. Neden? Ama bizim bakın gübre fabrikalarımız vardı. Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi vardı. Özelleştirildi. Evet. İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi vardı. Özelleştirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri Gübre Taş'a ortak oldu. Hatta en büyük hisseler oldu. Ama Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre çok pahalı. Niye ucuz fiyatlarla vermiyor? Tarım Kredi Kooperatifleri gitti. İran'da dediğiniz gibi bir gübre fabrikası satın aldı. Peki neden buraya gübre pahalıya geliyor? Şimdi bazı ülkelerde dediğiniz gibi 380-400 dolara maliyet var. Kendi üreticisine bu fiyatlarla verebiliyorlar, veriyorlar. Peki biz niye bu fiyatlarla kendi üreticimize veremiyoruz? İşte mesele burada. Yani çiftçinin bu kadar zor durumda olduğunu hükümet görmüyor mu? Görüyor. Bu kadar borçlu olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Şeker pancarı üreticisinin bu derece mağdur olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Yani sizin bir sürü bankaya borcunuz olduğunu hükümet bilmiyor mu? Biliyor. Yani mesele burada mazotu niye hala pahalı vermeye çalışıyor? Hala neden bu kadar az destekler veriyor? Demek ki iktidar Türkiye'nin tarımını artık başka ülkelerin çözeceğini düşünmüş. Sürekli ithalatla çözmeye çalışıyor. Bunlar son derece yanlış. Zaten benim burada anlatmak istediğim olay şu. Yani artık bu iktidarla bu iş olmaz. Yani yeni bir iktidar ama önce çiftçiyim, önce üreteceğim diyen bir iktidarla bu iş olur. O yüzden gübreye destek vermek lazım, mazota destek vermek lazım ama üretim politikasını hayata geçirmek lazım. Bunun için de bakın bizim tarım politikamız aslında açıklandı ama ben çok kaba hatlarıyla söyleyeyim. Yılda 4 milyon dönüm alanı biz sulamazsak Türkiye'yi ileride üretici bir ülke haline getiremeyiz. Yani 100 milyon nüfusu beslemek istiyorsanız ki besler Türkiye, yılda 4 milyon dönüm alana su götürmemiz lazım. Bunun için de su kaynaklarımız zaten var. Bakın Aras Nehri'miz var, Dicle Nehri'miz var, Fırat Nehri'miz var, Kızılırmak, Yeşilırmak. Yani buralara yapacağımız barajlarla zaten bunu sağlayabiliyoruz. Suyu da ekonomik kullanan projelere geçtiğiniz zaman bunu yaparsınız. Ama iktidar bakın sulama ekipmanlarının desteğini kesti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bu işi bilmeyenler tarafından da yönetiliyoruz. Yani zaten bizim en büyük sıkıntımız bu. Şu an Türkiye tarımına yön verenler maalesef tarım eğitimi de almamış kişiler. Zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. Neden Cumhuriyet Halk Partisi sürekli liyakatten bahsediyor? İşi ehline verin diyor. Bakın biz sizinle aynı dilden konuşabiliyoruz. Ama ben şimdi tarımcı değil de bir doktor olsaydım mümkün değil anlamazdım. Kota diyorsunuz anlıyoruz. Ben de size polar oranı diyorum. Siz de bunu anlıyorsunuz ne olduğunu. Ama bir başka birinin bunu yön verdiğini düşünsenize. Yani işin başı nereye geliyor? İşi ehline verin. Yani biz bu ülkenin sorunlarını biliyoruz. Şeker pancarının ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Dikkat ederseniz ben söze oradan girdim. Şeker, sağlıklı bir şeker herkese lazım. Türkiye'de yaklaşık yılda 25-30 kilogram civarında şeker tüketilir ve bunun şeker pancarından olması lazım. Bunu da devletin sağlaması lazım. Ama aynı zamanda hayvanların da küspeye ve melasa ihtiyacı var. Bunun için de bol bol şeker fabrikası açmamız lazım. Üretmemiz lazım. Üretimin de ekonomik olması lazım. Ekonomik olması için de su lazım. Devletin bunu da karşılaması lazım. Vekilim, ama yatırımlarını yapması lazım. Evet. Vekilim bir de bizim sizden talebimiz şu. Sonuçta Edirne milletvekili olmanız ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmanızın ötesinde bir milletvekili olarak. Şimdi bu 420 TL şu anda bizim taban 16 polar için taban. Evet. Yani 2021 yılı üretim yılı. Şimdi yalnız baktığımız zaman bu kuşa döndü.
Evet, evet. Yani bu kuşa döndü. Bununla ilgili mecliste bir çalışma yapacak mısınız vekilim? Yani biz bunu özellikle dile getirmenizi istiyoruz. Tabii en azından her fırsatta inanın Murat Bey bunları dile getiriyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz ama inanın duvara konuşuyoruz. Yani evet. Bunu bir görmeleri lazım, bilmeleri lazım. Dünyada şeker fiyatları nereye çıktı? Evet. Hala şeker ithalatı yapılıyor. Bakın kendi üreticimize biz destek vermiyoruz. İşi şeker ithalatıyla çözmeye çalışıyoruz. Bu yanlış. Ve şimdi şeker ihracatına yasak getirildi. Ya demek ki ihracat da yapıyorduk. Ya niye ihraç ediyoruz? Bunu üreten çiftçiye biraz destek verin, daha fazla üretsin. Peki ben şimdi size bir soru sorayım. Sizin 1 milyon ton kotanız var. Evet. Hedefiniz var. 2 milyon ton üretebilir misiniz? Üretiriz elbette. Sulama altyapısı yani, özellikle vekilim. Sulama altyapısı. Evet. Bir de bizim işte bölgede şöyle bir sıkıntımız var vekilim. Şöyle bir dezavantajımız patatesle ilgili bir sorunumuz var. Patates ekicilerle pancar ekiciler rekabet edemiyor. Yani evet. Dönümüne 750 lira mesela icar veriyor. Pancar çiftçisi bu şartlarda tamamen geriye geliyor. Halbuki endüstriyel bir bitki pancar. Bunun devinimini anlatmamıza gerek yok. Evet. Doğrudan dolaylı çarpan etkisi noktasında. Şimdi bizim işte o yüzden bir taraftan da vekilim böyle bir durumumuz var. Plansız bir giriş var. Mesela büyük şirketler özellikle bölgemizde barajları biliyorsunuz daha çok patatesin daha çok suya ihtiyacı var. Evet. Mesela Ulaş'ta bizim TİGEM arazimizi bir özel firmaya vermişlerdi. İşte günün 12 saatini TİGEM kullanıyordu Tecer Irmağı'ndan. 12 saatini bir patates üreticisi. Bize de çiftçilere koskoca Tecer Irmağı'ndan su kalmıyordu vekilim. Böyle bir durumlar da yaşadık bu sene yani. Anladım. Yani merak etmeyin. Sadece doğru dürüst yönetilmeye ihtiyacımız var. Planlamaya ihtiyacımız var. Üretim planlaması yapmak zorundayız. Eğer bunları yapmazsak biz çiftçimizi kaybederiz. Şu anda köyden kente ciddi bir göç var. Evet. Şimdi çiftçi arkadaşları siz de bilirsiniz. Söylememe gerek yok. Çocukları varsa mutlaka vardır. Çocukları çiftçi olmak istiyor mu? Onlar kendi çocuklarını çiftçi yapmak istiyor mu? Hayır. Çünkü öyle bir şey olsa zaten şu anda 55 yaş oldu ortalama. Evet. Yani bir köyde yaşayan, çiftçilik yapan insanların yaş ortalaması 55 oldu. Bizim ileride bunu çözmemiz lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Çok basit. Yapacağımız şey şudur. Yani gençleri köyde tutmak. Bunun 35 yaşına kadar sigortasını ödemek ki kalsın köyde. Üretimle uğraşsın. Evet. Yani yapılacak çok daha iş var. Vekilim, ama dilerseniz şöyle yapalım mı? Tamam. Eğer bizim konuğumuz olmak isterseniz bir gün stüdyomuzda Sivas'ta sizi ağırlamak isteriz. Bu genel anlamda politikalarınızı işte tamam. Olması gibi daha geniş valla parti bizi birçok yere gönderiyor. Eğer Sivas ve yakınlarında bir yere gönderirse tabii ki memnuniyetle. Tabii sizi her zaman vekilim konuk etmek isteriz. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa biz sağ olun. Çok size teşekkür ederim. Ederim. Böyle vekilim. Bir olanağı sağladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza yapıyorum. Sağlık vekilim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Şimdi vekilime teşekkür ettik. Şimdi bizim bir de tabii ki Hüseyin Bey borçlar yani evet. Bu şartlarda borçlarını nasıl ödeyecek bu fiyatlarına çiftçi? Yıldız Elinde ya da işte pancar çiftçisinin durumu nedir? Şimdi Yıldız Elinde pancar çiftçisi borçlarını ödeyecek durumda değil. Evet. Niye? Taahhüt ettiği tonun altında verim aldı. Evet. Mesela Dursun Bey 1400 ton kotam var derken 1000 ton. Kota. Yani bu da ne demek? %40 bir düşüş demek. Evet. Benim kendimin 900 ton kotası vardı. 671 ton pancar teslim ettim. Evet. Dolayısıyla da şimdi 900 bine oranla, 900 tona %30 oranla bir kayıp var ortalama. %30 bir kaybım var. Onun için de şimdi ödemelerde illaki zorluk yaşayacağız. Şimdi burada çok basit bir şeyler var. Yani biz yönetenlerin yapması çok basit. Bu dışarıya yatırdıkları parayı, yani dışarıdan aldıkları, ithal ettikleri ürünleri onlara ödeyeceği parayı bize destek verseler. Yani biz para istemiyoruz tabii. Dediğimiz gibi Sayın Vekilim de biraz önce izah etti. Mesela bir çuval gübre 100 lira olsa biz 1000 ton değil 3000 ton üretirim. Hiç tereddüt etmeden üretirim. Ama bu şartlar altında şimdi bir çuval gübre almak için 1 ton şeker pancarı satacak çiftçi.
5 lira da cebinden koyacak. Sadece bu DAP için. Evet. Üst gübreleme hariç. Yani üst gübrelemesi, bunun ilacı, bunun suyu, bunun mazotu. Yani bunları geçiyorum. Şimdi patatesçiyle de aynı şey. Şimdi patates üreticisi Sivas'ta rekor kırdı. Bu sene biliyorsunuz Murat Bey. Evet biliyorum. Üretim rekoru var. Şimdi adam 700 lira vekilimin dediği gibi kira teklif ediyor. Evet. Ya ben 700 lira verdiğim zaman nasıl şeker pancarı ekeceğim? Biz de ekelim. Biz de çiftçiye verelim. Köylüye biz de verelim bu kirayı. Ama patatesçiye verdiği, o firmalara verdiği desteğe devlet aynısını bize de versin. Evet. Yeşile yulaf ekiyoruz. Yulafı yeşile biçtiriyor. Ona destekleme veriyor. Ne güzel. Ama bu bir çözüm değil bence benim gözümde. Ben hiç yeşile yulaf biçmedim. Niye? Üretimi durduruyor. Ben yeşile biçiyorum. Tohumu tekrardan gidiyorum. İki katına fiyat alıyorum. Doğru mu? Şu an Dursun Bey. Evet. Yani yulafı kaça verdik biz? Yulafı kaça verdin? 2250 lira. 2,5'a verdim sayalım. Bugün fiyatı. Bugün 4,5 liradan. 4,5 lira. Şimdi ben bunu yeşile biçtiğim zaman gelecek yıl yine alacağım. Ona verilen, yulafa verilen desteğe pancara da verilsin. Endüstriyel bir bitki. Tarıma, insana, hayvana, sanayiye her şeye hitap ediyor yani. Her şeye hitap ediyor. Vekilimin dediği gibi bizim üretmemiz lazım. Bir ülke kalkınmak istiyorsa üretmesi lazım. Yani bunun lemicimi yok ya. Üreteceğiz yani. Biz bu şartlarda da bize üretmen diye zorluyorlar. Yani bir ülke nasıl olur da çiftçisine kota koyar ya? Ayçiçeğini, ayçiçek yağını tutuyorlar. 130 liraya çıkardılar ya. Ya biz kendi köyümde 50 ton yağlık ayçiçeği ürettik. Götürdük. İşte Tokat'taki bir birliğe teslim ettik. Oranın adını ekmiştik. 5 lira 10 kuruştan. Ya bizde niye dalga geçiyor bunlar ya? Bizde niye dalga geçiyor? Ekecek çiftçi ne zaman bulacak bu fiyatlarda nasıl çift çekecek? Sizden 5 lira 10 kuruşu alıp tonunu, kilosunu özür dilerim. Şimdi biz nasıl ekecek işte? Bu çiftçi nasıl ekecek? Şimdi ayçiçeğini biz 5 lira 10 kuruştan verdik. Arkadaşlar bunu hiç kimse yanlış anlamasın. Çiftçi üretiyor. Çiftçi cezasını çekiyor, çilesini çekiyor. Her şeyini çekiyor ama bu arada doymayan kimse onu aradan çıkarmak lazım. Evet. Arada biri doymuyor. Arada doymayanı çıkardığımız zaman Murat Bey biz bunu zaten üretiyoruz. Bizim üretimde bir sıkıntımız yok ki. Çiftçimiz zaten bu şartlarda üreten çiftçinin eli değil ayağı öpülür. Şimdi Murat Bey şeker pancarını ürettik. Evet. 420 liradan başladık. 420 liradan çiftçi bitirdi. Evet. Bunun aksini ifade edecek biri varsa çıksın. Evet. Şimdi bizim ürettiğimiz pancarın kabuğuna yani küsbesine, posasına iki kez zam yapıldı. Evet. Ya bu çiftçi küçük şeylerden sevinen insanlar ya. Siz buna iki kez zam yaparken bunun kabuğuna ya küsbesine iki kez zam yaparken bu çiftçiye dönüp de niye bir kez zam yapmadınız? Ya da şöyle bir ifadede bulunalım. Mesela sezona başladığımızda 6 lira 50 kuruştu mazot. Evet. Peki sezon bitince kaç liradan mazotu bitirdik? Onu geçtiydi bildiğim kadarıyla. 10 lirayı geçtiydi. Evet. Mesela tam bir rakam aklımda. Sezona başladığımız yani aklımda zaman 7225 kuruş. Biz 6.50'den başladık. Aldığımızda 6.50 liradan başladık. Mazotumuzu aldık. Evet. Sezon bitince yani 10 lira kabul edelim. 10 lira kabul edelim. Yani arada 3500 lira var. Yani %50'ye yakın şey gelmiş, zam gelmiş. Evet. Şimdi peki diyorum ki şimdi 420 TL burada duruyor. Hiç. Gübreye zam geliyor. Mazota zam geliyor. Peki yani bu nasıl kuşa döndü? Yani buna bir an önce en azından mazot göz önüne alınarak yani şunu demek istiyorum. %50 oranında bir zam verilirse en azından hani çiftçi bir parça kıpırdar diye düşünüyorum. O da yetmez de. Yani en azından yani şu fiyat 650 lira ödenirken çekilirse bence çiftçi biraz kendine gelir. Borcunu öder açısından diyorum. Yine ekim için, bir dahaki dönem için gübrede, mazotta tabii ki bir standart gelmesi lazım ama ben bugün için diyorum. Şu anda bugün çiftçi borçlu. Evet. Dursun Bey siz ne diyorsunuz? Hüseyin Bey diyecekleri dedi. Hüseyin Bey kabak ekmiş. Evet. Onu kendi mazisini dün bana anlattı seçimde. Şöyle bir şey. Kabak ektik diyor. Benden geldiler diyor. 16 TL'yi aldılar diyor kilosunu diyor. Turkola vardım diyor, kabağın kilosuna 80 lira dediler diyor. Yani bizim burada aracı kazanıyor. Yani 5 katı. 5 katı. 5 katı da yani tamam bir katını kazan, artı deposuna da biz götürüyor. Adamın deposuna kadar malını yıkıyor. Ya depoya götürüyor, işçiliğini biz yapıyor. Sen 5 kat fiyat koyuyor. Ne olacak bu? Ya devlet buna denetim yapmıyor. Evet. Yani burada kazanan aracı.
bizden alıyor. 2 TL, 2 TL'ye, 2,5 TL'ye arpayı, buğday, yulafı neyse esnafın veya tüccarın şeyine girdiği zaman 5 TL, 6 TL. Yani bunda denetim yoktu. Buğdayı kaça sattın? Buğdayı kaça sattın? Dursun Bey. 2350 liraya. 2350 lira. Şimdi kaç lira? Son yani borsa borsa değişiyor da. Kabaca. 5300 diyorlar. 5300. Peki nasıl olacak? Bu çiftçi nasıl ayakta kalacak bu şartlarda? Daha artı şimdi sadece şey değil. Hem üretici var, bir de tüketici. Yani üreticinin tüketici arasındaki bu kadar fark, yani bu kadar fark olursa, yani ne ekim ekil, yani sürdürülebilir bir ekim olabilir, ne de tüketici bunu rahatlıkla raftan alabilir. Yani sorun burada. Murat Bey, sorun şimdi şöyle bir şey var. Bak, lisanslı depolar yaptılar değil mi? Evet. Bu lisanslı depolara hangi çiftçi mahsul bıraktı da duruyor şu anda? Çiftçinin malı yok ki orada. Çiftçinin malı yok değil mi? Şimdi biz üretiyoruz, bak yine diyorum. Evet. Biz üretiyoruz. Bizim ürettiğimizde hiçbir şeyde zam yok. Hı. Murat Bey, şekere defalarca zam geldi. Şeker pancarı biz 420 liradan başladık. 420 liradan bitti. Kabak çekirdeği ürettik. Tamam, fiyat 24 lira açıkladılar sezonda. Biz sezona bir başladık, 15,5 liradan sattık. Ya bizim ürettiklerimiz niye düşüyor? Niye değer kaybediyor ya? Evet. Herkesin ürettiği yükselirken bizim ürettiğimiz niye düşüyor? Yağlı ayçiçeği 7 liradan ektik. Ektirdiler. 7 liradan alacağız dediler. Tuttular 5 lira 10 kuruştan. Dursun Bey'in dediği gibi biz bu mahsulü götürüp adamların depolarını kendi ellerimizle yıkıyoruz ya. Ya bunlar neyin kafasını taşıyorlar? Peki, ne yapmaya çabalıyorlar? Peki birlikler nerede? Tarım kredi kooperatifleri nerede? Yani ben şöyle diyeyim. Yani, şu anda çiftçi sahipsiz. Evet. Çiftçinin hiçbir tane sahibi yok. Hiçbir tane sahibi yok. Şu anda şeker pancarı ekeceğiz değil mi tekrarım? Evet. Konumuz o olduğu için hep şeker pancarına geliyorum Murat Bey. Şu anda bizim grubumuz var. Pancar ekiciler grubumuz var. Şu anda herkes kota arıyorlar. Adam kotaya yazmış 110 lira. 110 lira. Adam bir ton kota alacak. Atıyorum 100 dönüm yer ekecek. 100 dönüme de ortalama 5 ton verse fabrika 500 ton kota alacak. 500 ton kota ne yapar? 55 milyar. Evet. Ya bu çiftçi 55 milyar. Tarlayacağı gibi. Evet. Bu çiftçi 55 milyarı nereden alıp önce kotaya verecek, sonra işte gübre alacak, onun peşinden mazot. Ya imkansız. Bunu, bu çiftçiyi ne yaptılar biliyor musun? Değirmenin iki taşının arasına koydular, üğütüyorlar. Sadece sahipsiz. Sadece sahipsiz. Yoksa bizim ürettiğimiz hiçbir mahsul pahalı değil. Biz una defalarca zam yapıldı. Un 180 liradan 360 liraya kadar çıktı. Biz buğdayı 2 lira 35 kuruştan verdik. Var mı şu an çiftçinin elinde bir tane buğday? Ben buraya gelirken buğday pazarından geliyorum Murat Bey. Evet. Ben oradaki esnafın da elinde hiçbir tane mahsul yok. Evet. Büyük, yani büyük firmaların elinde. Evet. Şimdi lisanslı depolara doldurdular bizim ürettiklerimizi. Bu adam mazot mu yaktı? Bunu alan arkadaş. Tamam. Ya bunun üzerinden herkes bir ticaret yaptı. Sadece yaptım, parası vardı. Bakın bir evet. De hemen size katkı olsun diye sunuyorum. Yani işte borsada işlem görür, altın vesaire gibi alınıp satılabilen bir noktaya geldi. Evet, ben bunu maalesef. Da yeniden yani gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü halkın ekmeği bu. Yani bu değerli bir altın değil. Evet. Yani halkın sofrasındaki ekmek. Yani bunu yani iyi görmek lazım. Yani şu anlamda diyorum. Murat Bey. Şimdi şu cümlemi tamamlayayım da size hemen dönüş yapacağım Dursun Bey. Şunu diyorum. Şu anda bir yanlış bir alım politikası yüzünden bugün devletin ve çiftçinin elinde olmayan buğday kimin elinde? Aracının elinde. Evet. Aracı şu anda istediği gibi fiyatı belirliyor mu? Aynen. Siz bunu tekneyle çözebiliyorsunuz. Sadece dışarıdan ithalattan çözüyor. Peki ithalat da zaten bedel işin çünkü hem dolar bazında arttı. Yani. Bir taraftan da döndü. Şey olarak da kendi zam koydukları arasında var. Şimdi dolayısıyla burada üretici ve tüketici arasındaki bandı kurarken bu lisanslı depoculukta yeniden göz önüne getirilip şunu yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Dursun Bey'e vereceğim sözü. Devlet kesinlikle ve kesinlikle fiyatı regüle edip o anki piyasaya göre mutlaka çiftçiden alım yapıp o müdahale stoklarını bulundurmalı. Dursun Bey buyurun. Şimdi lisanslı depo dedi Hüseyin Bey. Lisanslı depoya veremiyor zaten de. Evet. Verme gibi bir lüksü yok. Ben tarım krediden 200 bin lira gübre almışsın, mazot almışsın vesaire. Evet. Ziraat Bankası'ndan 150 bin lira kredi kullanmışsın. 350 bin lira. Evet. 1 trilyon borcum var. Ben lisanslı depoya malımı koyacağım. Buranın borçlarını kim ödeyecek? Evet.
Yani bana orada %5'den bir kredi veriyorlar ama tam şartlarını da bilmiyorum açıkçası. Şartları tamam veriyorlar. Sen bana oradan lisans yapıdan şeyini getir vereyim diyor. Evrakını. Ama veriyor da içerideki kredinin günü geldi ne olacak mı? Evet. Bu sefer de çapraz kredi oluyor. Oradan alıp yani Yamalık, Sökük bizde bir temsil var. Sökük büyük, Yamalık küçük. Küçük. Habire yıldan yıla bu Sökük büyüyor. Ama bu gelen de bayağı yani sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani bunu bizim özellikle Tarım Bakanlığımızın, ben şunu söyleyeyim kısaca. Yani bu olaya müdahale etme lazım. Bu gübrede, mazotta bir an önce bir çözüm. Yoksa çiftçimiz bu sene pancar üretimi düşecek. Yani ben şöyle diyeyim son cümle, şekerin tadı kaçacak. Kaçtı maalesef, bile. Maalesef. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ayaklarınıza ederim, sağlık. Bugün biraz programımız 45 dakika evet. sürdü. Vekilime de tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiniz uzun yoldan en azından dertlerimizi anlatabildik evet. diye düşünüyorum. Biz tabii inşallah. Çiftçinin değeri bitmez ama biz bugün için özellikle pancar çiftçimizin sıkıntılarını konuştuk. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, bugün özellikle Yıldız Yeri bölgemizden pancar eken çiftçilerimiz ve CHP Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu ile birlikte pancarın durumunu elimizden geldiği kadar masaya yatırdık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hazırlayan ve sunan Ahmet Yanalı. Biz türküleri çok sevdik. Biliriz ki baharda ruhumuza işleyen pak nefesler gibi. Yeni yetme sevdaların dilinde rüzgarlarla savrulan, pınarlarla coşan, acılardan damıtılmış gözyaşı, vakitlerden akşam, çiçeklerden gül, figanda bülbül, kuşlardan turnadır türküler. Biliriz ki türküler Anadolu insanının dilden, gönülden söylediği, kah ağlayan, kah ağlatan, güldüren, sevindiren, duygu dolu gönül sesidir. Rüzgar olup şahlanan, sel olup coşan, deniz olup dalgalanan yaşama sevincimiz, vefalımız, vefasızımız, aşkımız, sevdamızdır türküler. Biz türküleri çok sevdik.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, Radyo 58'den bir türkü kervanından daha ben Ahmet Yanalak. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili dostlar. Radyo 58'de yine bir türkü kervanında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu, güzelliği içerisindeyiz. Her programımızda olduğu gibi bugün yine halk müziğimizin o çok güzel örneklerinden, ama bu defa harpu türküleri dediğimiz o güzel türküleri, o güzel seslerden, halk müziğimize emeği geçmiş o güzel insanların sesinden o güzel türküleri sizlere sunmaya çalışacağız bugün türkü kervanımızda. İşte onlardan ilki Fırat Başkale'nin sesinden gelecek sizlere sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa'dan Mukim Tahir'in türkülerinden biri o güzel türkü. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakın gelen kimdir? Yaram derine düştü, belki gelen hekimdir. Urfa'mızın o güzel türküsü ve Fırat Başkale sizlerle sevgili dostlar. Desinler, desinler, oy desinler.